Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. Bugün Creo Illustrate üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz bir çalışmaya nasıl watermark ekleyebiliriz konusuna değineceğiz. Watermark'ınızı oluştururken içeriğinizi text olarak da oluşturabilirsiniz veya elinizde görselleriniz, imaj dosyalarınız varsa bunlarla da watermark'ınızı zenginleştirebilirsiniz. Şu an ekrandaki örnek görsellerde watermark'ın içeriğinde sol üst kısımda kimin oluşturduğunu, hangi saatte oluşturduğunu, sol alt kısımda bir PTC logosu ekledik buraya, imaj dosyası olarak bunu görüyorsunuz ve orta kısımda da bir confidential yazısı görüyorsunuz. Ve bununla birkaç farklı figür oluşturdum Creo Illustrator üzerinde ve bunlara oluşturmuş olduğum watermark'ı ekledim. Şimdi bu işlem Illustrator üzerinde nasıl gerçekleştirilir, buna bakalım. Öncelikle Illustrator programımızı açalım. Görseli kapatıyorum. Illustrator programı alt kısımda açıktı zaten. Çalışmayı gerçekleştirmek için rastgele bir örnek açıyorum. Açmış olduğum örnekte şu anda elimde oluşturulmuş 4 farklı figür mevcut ve üzerinde herhangi bir watermark yok. Watermark oluşturmak için Illustrator'ın Options bölümüne gideceğiz. Options bölümünde watermark'ı göreceksiniz bakın. Fakat şu anda daha önce oluşturulmuş hiçbir watermark yok bu bölümde. Oluşturmak istediğimizde ise Add butonuna kliklediğimiz zaman bir dosya yolu istiyor bizden watermark için ve watermark dosya uzantısında .ini olan bir watermark dosyası istiyor. Watermark dosyasının oluşturulması için Creo View'un setup'ında kurulan Product View watermark editöründe bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Şöyle Creo View'un setup dosyasından gösterecek olursam Creo View programının setup'ını çalıştırdığımızda şöyle çalıştıralım setup'ı. Bu kısımda gösterelim. Yine ikinci pencereme geldi. Bakın Creo View'un setup'ını başlattım. Next dedim. Accept dedim. Bu bölümde installation type'ı seçerken bakın watermark editör kurulsun mu kurulmasın mı? Yani Creo View'u kurun ya da kurmayın önemli değil. Ama watermark editörü kuracaksanız setup'ı tekrar çalıştırarak watermark editörü buradan kurabilirsiniz. Watermark editörü kurmanızın ardından da şu setup'ı bir iptal edelim. Şu başlat menüsüne geldiğimde Product View Watermark Editor application'ı kurulacak bilgisayarınıza. Veya hiç setup'ı çalıştırmadan şu şekilde de kurabilirsiniz watermark editörü. Fakat yine Creo View'un setup klasörüne ihtiyacımız var. Setup dosyalarına ihtiyacımız var. Yani ana setup'ı çalıştırmazsanız Creo View'un içerisinde installers klasörünü göreceksiniz. Bakın VM editör diye girdiğinizde watermark editörün MSI dosyası burada. Direkt bu dosyayı çalışarak da watermark editörü kurabilirsiniz. Şimdi bu watermark editörü nasıl kullanacağız? Bu kısma gelelim. Dilerseniz şunlar da mevcut. Bakın watermark editörü hani açtınız ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Watermark editörü kurulduktan sonra içerisinde örnekler de mevcut. Şöyle kurulduğu yere gireyim. PTC klasöründe Creo View'un içine kurmuştum. Examples klasörünü göreceksiniz bakın. Burada bazı watermark dosyaları mevcut. Daha önceden oluşturulmuş. Bunları da göz önünde bulundurarak dosyanızı oluşturabilirsiniz. Mesela birinci örneği incelediğimde şöyle bir örnek oluşturulmuş. Şu şekilde yine confidential yazılı bir örneğimiz var. Bir de bu şekilde bir confidential yazılı örneğimiz var. Direkt bunların üzerinden düzenlemeye de gidebilirsiniz. Veya yok sıfırdan yeni bir watermark oluşturacağım dediğinizde o zaman yeni dosya ikonuna klikliyoruz buradan ve watermark'ımızı oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle yapalım. Mesela text oluşturacaksınız diyelim. Oluşturma araçları burada. Zaten label'ı göreceksiniz burada. Şöyle click dediğimde tabii şu an arka planda Creo Illustrator da açık. Birbirine karışmasın. Aslında şu an yalnızca watermark editörle çalışıyorum. Yazmak istediğimiz testi şöyle yazalım. Tabi biraz küçük fontu. Bunu ayarlamamız gerekiyor. Yine merkezde yer alsın istiyorsam şu an X'ye işte sola dayalı yapabilirsiniz. Tabi buradan left left seçtiğinizde offset'i de ona göre ayarlamanız gerekecektir. Yani şu an aslında tam merkezde değil. Bu 0 olacak. Bu bölümde 0 olacak. Şu an tam oluşturacağım watermark'ın merkezinde.
Fontumuzu biraz büyütelim. İşte fontumuz sola dayalı mı dursun? İşte açılı mı dursun? 45 derece açılı duracak diyelim. Fontumuzu biraz büyütelim. Farklı font dosyaları seçebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Arial kalsın, gri renkte kalsın. İşte altı çizgili olsun gibi seçenekler. Bold yapalım. Fontumuzu şöyle bayağı büyüteceğim. 36 diyeyim. İsteğe göre siz font büyüklüğünü ayarlarsınız. 45 derece dönsün dedik. Şu 48 yapalım biz. Bakın ilk tekstimi hazırlamış oldum. Buna benzer tekstleri ekleyebilirsiniz üzerine. Veya burada label oluşturmanın farklı özellikleri de var. Yine şu kısma mesela bir label oluşturayım. Yine fontunu biraz büyütelim. 36 değil de 26 diyelim buna. Label bölümünü siliyorum. Mesela tarih görünsün. Tarihten sonra şöyle date'i gösterelim. Hangi günde oluşturuldu? Mesela bu kadar olsun. İlave yazılar ekleyebilirsiniz buna. Mesela ne gibi ilave yazılar? Printed 10 diyelim. Şöyle yazsın. Saatten sonra da bir virgül olsun gibi. Bunu farklı renk ayarlayalım. Kırmızı olsun mesela. Bir label daha oluşturacağım. Dilerseniz oluşturduğunuzu direkt kopyala ve yapıştır da diyebilirsiniz şu şekilde. Etrafında çerçeve olsun veya olmasın, onun da seçenekleri mevcut. Şurada bakın. Bound'ları göster, gösterme seçeneği. Şimdi bunu da düzenleyelim. Bunda da Printed 10 yazmasın. Hangi kullanıcı oluşturduysa onun username yazsın. Username bilgisayar kullanıcı adınızdan çekecektir username'i. İlave olarak watermark'ınızı görsel eklemek istiyor olabilirsiniz. Zaten watermark editörün basit bir kullanımı var bakın. İmaj ekleyeceğim burada. Add image. Herhangi bir yere tıklıyorum. Konumunu ayarlayacağız zaten. İmaj dosyamı gösteriyorum. İmaj dosyası BMP uzantılı olmak zorunda. Farklı imaj dosyalarını kabul etmiyor watermark editör. Ve aynı zamanda bu imaj dosyası watermark'ı kaydedeceğiniz klasörün altında olmalı. Zaten başka klasörün altından, başka dizinden çekseniz bile imaj dosyasını watermark editör watermark'ı kaydettiğiniz klasörün içerisine onun bir kopyasını kaydediyor. Şöyle görsel dosyamızı alalım. Elle ayarlamayacağım konumunu. Sola dayalı olsun ve batıma dayalı olsun. Direkt olarak X ve Y offset değerlerini 0 yapabilirim. Veya biraz boşluk olsun. Tam 0'da olmasın. Ona eksi 10 olsun. Evet, alt bölümde. Watermark'ım şu anda hazır aslında. İlave olarak farklı bir işlem yapmayacağım. Text yazıp düzenleme, imaj ekleme gibi işlemleri Watermark editörde gerçekleştikten sonra Watermark'ımızı kaydediyoruz. Şöyle farklı isimde kaydedeyim. Save Watermark as diyeyim. Buna da bir önceki Confidential örneğin en başında göstermiş olduğum bir isim verelim buna. BMP'de olmayacak tabii isminde. Görselden kalmış o. Test Watermark diyerek save diyelim ve dosyamızı kaydedelim. Şöyle klasörümüzü kontrol edecek olursak testwatermark.ini dosyamızın oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi Creo Illustrate'e geri dönüyorum. Watermark editörü kapatabilirim. İlave herhangi bir düzenleme yapmayacaksam. Illustrate'in Options bölümündedir demiştik. Illustrate bölümü oldukça basit. Herhangi bir ekstra ayar yapmanıza gerek yok. Add diyerek watermark'ıma bir isim veriyorum. Test VM diyeyim ismine ve watermark'ın dosya yolunu gösteriyorum. Okey dediğimde ismiyle buraya gelecektir. Bunu default olarak ayarla diyorum. Şu ilave seçenekler bunlar işaretli değildir default olarak. Bunları işaretleyebilirsiniz. View'larda görünsün mü watermark? Yani view'lar diye bahsettiği arka planda şu an oluşturulan görsellerde görünsün mü? Ve print alındığında görünsün mü? Görünmesin mi seçenekleri? Ben her ikisine de görünsün istiyorum. Ve apply dediğimde ekstra bir şey yapmadan bakın watermark'ımı
görselimin üzerine işlemiş oluyorum. Diğerlerine de otomatik olarak yansıyacaktır aynı zamanda. Ve bakın şu an saatim 5.21, 17.21 mevcut saati işledi görselin üzerine. Neden? Watermark'ta çünkü saati işlemesini belirtmiştik. İlave düzenlemeye ihtiyaç duyarsanız tekrar Watermark editörü açıp düzenlemenizi yapıp Watermark'ı tekrar içeriye az önce benim eklemiş olduğum gibi add diyerek Options menüsünden ekleyebilirsiniz. Bir de print alalım. Şöyle yapalım. Publish edeceğim bunları. TIFF formatında görsel olarak publish edeceğim. Şöyle yapalım önce. Publish settings'e gidelim. Önce publish options'a bir bakalım. TIFF formatında. Şöyle çok vakit almaması için resolution'ı biraz düşüreceğim burada. Tamam. Klasör yolu göstereyim. Desktop'ta az önce TIFF'i kullanmıştım. TIFF 2 diyelim klasörün ismine ve bunun içerisine görmek için bir publish edelim. Nerede TIFF klasörümüz? Bu bölümde görsellerimiz birkaç saniye içerisinde oluşup buraya düşecektir zaten. Evet, görsellerimiz geldi. Evet, görmüş olduğunuz gibi örneğin en başında göstermiş olduğumuz görsellerin aynısı şeklinde çalışmamızı gerçekleştirip watermark konusuna değinmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.